Evet arkadaşlar, hep soruyorsunuz hocam bilinçli tercihi nasıl yapacağız? Renklendirerek anlattım arkadaşlar. Şimdi bakın, 3 tane bölge. Yani biz tercih listemizi 3'e bölüyoruz arkadaşlar. A bölgesi, B bölgesi ve C bölgesi olmak üzere. Arkadaşlar A bölgesinde risk alıyoruz. Yani başarı sıranız neyse onun yarısına kadar düşebilirsiniz. Hatta daha da fazla düşebilirsiniz. Fakat risk aldığınız bölgeyi 5 taneden fazla abartmayın. Yani 5 tane yeter. Ama diyelim okul birinciliğin var. Bu önemli bir kontenjandır. Fakat garantisi yoktur. O zaman risk alma sayını arttırabilirsin. Yani okul birinciliğin varsa A bölgesini 10 tane bile yapabilirsin. Ya da deprem kontenjanın var. Deprem kontenjanına uyan illeri yukarı alabilirsin ve bunların sayısını 10'a kadar çıkartabilirsin. Yani risk alınacak bölgeyi senin şartların belirliyor arkadaşım. Eğer okul birinciliğin, deprem kontenjanın gibi şeyler varsa A bölgesinin sayısını arttırabilirsin. Ama normal bir tercih yapacaksak bence 5'ten fazla olmamalı. Gelelim B bölgesine. İşte bilinçli tercih, yani başarı sıranın civarında dolanman gereken yer burası arkadaşlar. Hocam okullar yükseliyor, düşüyor. Zaten yükseleceğini zaten ona göre dedik ki A bölgesini yazdık. Zaten puanlar düşerse zaten A bölgesinden yazdık. Gelir, merak etmeyin. Ama diyelim yükselmedi, işler tersine döndü. Peki neye göre belirleniyor bu? Siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Biz değil, tercih edenler belirliyor. Bir okul hiç yazılmazsa, bakın Ankara hukuk en iyi hukuklardan birisi değil mi? Ama hadi karar verelim, hiç yazmayalım. Ne olur Ankara hukukun puanı sıfıra düşer. Yani o yüzden arkadaşlar tamamen siz belirliyorsunuz ve trendleri bilmiyoruz. Sizin sonucunuza göre değerlendiriyorum. Mesela geçen seneki sonuçlara göre değerlendiriyorum. Tıp düşer diyorlar. Hadi düşmedi ne olacak? O yüzden önleminizi alın. 3 bölge içinde tercihler yapın. Şimdi gelelim B bölgesine. Dikkat edin bakın, B bölgesini arttırdım sayısını. Yani 14 tane arkadaşlar B bölgesi. Çünkü asıl gerçek tercihiniz orası. B bölgesi sizin asıl kazanacağınız yer. Peki hocam ben garanti olsun istiyorum. Yani hocam ben kesin gitmek istiyorum ya. Standart bir yer olmasın. O zaman C. C'de ne diyoruz arkadaşlar? Garanti bölgesi. 5 tane garanti bölgesi. Ne var mesela burada? Başarı sıranın 2 katına kadar çık. 100 binde misin? 200'e kadar yaz. 200 binde misin? 400'e kadar yaz. Yazabildiğin yere kadar yaz. Eğer garanti gitmek istiyorsan. Yani 3 bölgeli bir tercih listesi yaptığında gelir. Ha, bakın şimdi. 3 tane tercih yaparım. Bir tanesi A'dan olur, bir tanesi B'den olur, bir tanesi C'den olur. Yine kazanırım. Yani ben 24'te 24 yapmak zorunda değilim. Bu bir. 2. 24'te 24 yapabilirim. Bu da hani yapmayın da demediğim bir şey. Hani 24'te 24 yapan bir tercih. Bence kötü bir tercih midir? Hayır. Bakın değerlendirirken ona bakmıyorum. Ama şuna bakıyorum. Bir tercihte A bölgesinden de B bölgesinden de C bölgesinden de mutlaka olmalı. Eğer bunlardan birisi yoksa bence o tercih bilinçli bir tercih değildir ve risk taşıyordur. Yani yerleşememe riski vardır. Mesela tek tercih aslında çok riskli. Hadi diyelim işler tersine gitti ve o okul çok yükseldi. Alabilirsin. O yüzden en güzel tercih bir tane A'dan. O yüzden en güzel tercih A'dan, B'den ve C'den mutlaka bölümlerin olduğu bir tercihtir bence.